Arkadaşlar hoş geldiniz. 31. hafta Spor Toto tahminlerini değerlendireceğiz bu videomuzda. Değerlendirmelerimizi yapmaya geçmeden önce sizlerden ricam belli arkadaşlar videoya bir beğeni bırakmanız ve eğer abone değilseniz kanalımıza ilk kez mesela bizlerle tanıştıysanız ilk kez karşınıza çıktıysak da abone olmanız, abone ol butonuna tıklayarak aramıza katılmanız yönünde arkadaşlar. Şimdiden de desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii başlıkta fırsat haftası dedik Toto'da. Bunun da sebebi Süper Lig'in verilen zorunlu aradan sonra yaşadığımız büyük felaketin ardından verilen aradan sonra başlıyor olması ve ben bunun da beraberinde açıkçası birçok sürprizi getirebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Nitekim böyle düşündüğümden dolayı da bütçenin çok büyük bir bölümünü Süper Lig'e harcadım bu hafta ve normalde biliyorsunuz 256 lira üzerinden ilerliyoruz. Bu hafta bütçeyi bir parça daha arttırarak 512 seviyelere çektim. Hani 1,5-2 ayda bir nadiren yaptığım bir şeydir. Hatta belki 2-3 ayda bir yapıyorum. Hani belki devrediyor mesela. Bir sonraki haftada bültene çok inanıyorum. O zaman yükseltebiliyorum. Bu haftanın da ben kendi adıma bir fırsat olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi bütçeyi yükselttim. Ama sizler tabii ki kendi bütçeniz doğrultusunda, kendi hayat şartlarınızdan uzaklaşmadan ne kadar bütçeye gücünüz yetiyorsa, yani daha azına yetiyorsa daha azına, eğer daha çoğunu oynayacak gücünüz varsa tabii ki daha yüksek bütçelerle de değerlendirebilirsiniz. Önemli olan tabii ki çoluğunuzun çocuğunuzun rızkından kısmadan o şekilde oynamanız. Yani çoluğunuzun çocuğunuzun işte harcamalarından, ihtiyaçlarından kısıp tabii ki bir şans oyununa, en nihayetinde bir şans oyunu oynuyoruz. Yatırım yapmayın arkadaşlar. Hep de zaten bunu sürekli olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz hafta ne yaptık ona bakacağız. Geçtiğimiz haftayı tabii ki çok iyi geçirmedik. 8'de kaldık. Benim de herhalde yanılmıyorsam en zayıf Spor Toto performansımdı diye düşünüyorum. Yani sanki bir 9 vardı ama 8'i daha önce hatırlayamıyorum. Ona rağmen hani çok kritik bir iki karşılaşmada sizlere yardımcı olabildim ama genel hatlarıyla çok iyi geçiremediğimiz bir Spor Toto bülteniydi özellikle 30. haftaya baktığımızda. Şöyle hızlıca bir karşılaşmaları yorumlayalım arkadaşlar. Mainz Mönchengladbach, ben tek tercih 0 olarak düşünmüştüm. Yani 1-1 gibi iki takımın berabere kalabileceğini düşünüyordum. 4-0'lık bir Mainz galibiyeti çıktı. Tabii 4-0 Gladbach kazansaydı şaşırır mıydık? Berabere bitseydi şaşırır mıydık benim düşündüğüm gibi? Hayır. Zaten geniş bütçelere kapatmaları önermiştim. Bir de Cuma günü. Bir Cuma maçıydı. Tehlikeli bir karşılaşmaydı. Benim tercihim kaybetmiş olduğu 256 liradan geniş bütçeli oynayanlar zaten kapatmışlardır diye düşünüyorum. Hertha Berlin Augsburg maçı 1-0 çifte şansımız burada geldi. Augsburg bu tarz maçları oynayamıyor demiştik. Burada başarılı olduk. Leipzig Eintracht Frankfurt bir düşünüyorum sekerse 0'a gider dedik. Burada da Leipzig kazandı. Tercihimiz başarılı oldu. Freiburg Leverkusen bütçeden dolayı risk aldığım bir karşılaşmaydı. Doğrudan 1'e gittim burada. Ama Leverkusen son bölümde attığı golle, beraberlik golüyle karşılaşmayı 1-1 bitirmeyi başardı. Yine geniş bütçelere 0'da almalarını burada önermiştim. Yine geniş bütçeli oynayanlar sorunsuz geçmiştir diye düşünüyorum. Benim tabii ki düşük bütçeyle, daha düşük bütçeyle yaptığım tercih burada kaybetmiş oldu. West Los Angeles maçı yine önemli bir sürpriz çıktı burada. Hani bir beraberlik yönünden sürpriz olabileceğini düşünsem de ben hani maç bir tarafa kıvrılırsa açıkçası konuk San Julio'ya kıvrılacağını düşünmüştüm. Olmadı. West Los burada iç sahada bir sürprize imza attı. Burada da yanıldık. Brüş Gent maçı, hani Brüş evet kazanabilir ama Gent de yani son yıllarda özellikle Brüj'ü çok mağlup etti. Bu sene de Brüj güven vermiyor. O yüzden bir 2'yi de yanımıza alalım dedik. Brüj galibiyetine gitti. Burada tercihimiz başarılı oldu. Montpellier Lens sanki yani berabere bitecek ama düşük oynanma yüzdesinden dolayı Montpellier'i, son haftalarda kıpırdanan Montpellier'i yanımıza alalım dedik. Hakikaten 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Burada da tercihimiz başarılıydı. Newcastle Brighton kura tercihti zaten. 0 yanımıza almıştık. Bir de yanılmıyorsam 1'i işaretlemiştik. 0 olarak çıktı top. Bu da yine başarılı tercihlerimizden biriydi. Leeds Southampton maçı benim doğrudan sürpriz beklediğim bir tercihti. Burada yanıldım açıkçası. Leeds karşılaşmayı attığı tek golle kazanmayı başardı. Ben burada tek tercih 2 olarak önermiştim. Hatta geniş bütçeleri de 0 eklemeleri önermiştim. Ama tamamen ters şekilde sonuçlandı. Yani ev sahibi favori olan Leeds'in kazandığı maç oldu. Tottenham Chelsea ilk bakışta net bir beraberlik maçıydı benim için ama Chelsea'nin bu kadar da kötü olacağını gerçekten hesap edemedim. Yani evet bir uyum problemi vardı transferler sonrası. Evet hücum anlamında kısır bir Chelsea vardı ama bu kadar da kötü bir Chelsea performans dediğim gibi beklemiyordum. Tottenham karşılaşmayı kazanmayı başardı. Zaten geniş bütçelerin yine muhtemelen kapattığı maçlardan biriydi diye düşünüyorum ama benim tek tercihim burada beraberlikte başarısız oldu.
PSV Twente burada doğrudan bir olarak değerlendirdim. Bu tercihimiz de geldi. Madrid derbisi yine sıfıra meyilli bir maç. Hani sıfır ihtimali var. Geniş bütçeliler sıfırı mutlaka düşünsünler demiştim. Ama ben bütçesizlikten dolayı Madrid'i tek geçtim. Liverpool galibiyetinden sonra Madrid'e iç sahada güvenmeyi seçtim. Olmadı. Atletico Madrid'in kırmızı kartına rağmen karşılaşma beraberlikle sonuçlandı burada. Valencia Sociedad haftanın en büyük sürprizi herhalde bu karşılaşmadır diye düşünüyorum. Yani evet, teknik adam değişikliği vardı Valencia'da ama galibiyet yönünden çok büyük bir sürpriz çıktı. Hani evet, beraberlik belki olabilir diye düşünüyordum ben de ama karşılaşma Valencia galibiyetine kadar gitti ki gerçekten de deplasman performansı bu sezon çok yüksek bir takımdı Sociedad. Çok çok büyük bir sürpriz çıktı burada. Ben de sizlere yardımcı olamadım. Empoli-Napoli bütçe harcadık hani. Bir, belki Empoli beraberliğine sekebilir dedik ama Napoli kazandı. Tercihimiz başarılı oldu. Bologna-Inter maçı bu sizlere doğrudan yardımcı olabildiğim bir karşılaşma oldu. Doğrudan Inter'i karşıma alarak Toto açısından değerlendirdim. Yine güven vermeyen bir Inter ve zaman zaman sürprizler yapan Bologna olduğundan bahsetmiştim. 1-0 tercihimiz burada başarılı oldu. Dediğim gibi 8'de kaldığımız bir hafta oldu arkadaşlar. Umarım bu hafta tabii ki yine eski seviyelerimize dönebiliriz. Yani hatırlarsanız son 4-5 hafta 12-13, 12-13, 12-13 şeklinde gidiyorduk. Hani acaba 15'e mi gidiyoruz derken bu hafta 8 olması da biraz can sıktı. İddia programlarımızda tam tersine çok çok başarılı geçtik bu haftayı ama Toto'dan biraz fireler verdik. Umuyorum bu hafta birçok sürprizi yakalayarak tekrardan sizlere fazlasıyla yardımcı olacağız arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş 31. hafta tercihlerimizi değerlendirmeye başlayalım. İlk maçımız Alanyaspor-Başakşehir mücadelesi arkadaşlar. Söylediğim gibi Spor Toto Süper Lig'de bu hafta bolca sürprize gideceğim ve dakika bir gol bir burada da doğrudan sürprizle başlıyor benim tercihim. Tabii ki Alanyaspor Farioli yönetiminde yorumlaması açık konuşayım çok kolay bir takımdı bizler için. Yani Spor Toto'da biliyorsunuz ya bir ya iki diyorduk yani. Geriden oyun kurmaya çalışan, geriden pasta çıkmaya çalışan bir takım. Başarırsa 3 tane 4 tane atıyor, başaramazsa rakibi 3 tane 4 tane atıyor diye 1-2-1-2 değerlendiriyorduk. Hep de başarılı oluyorduk. İşte iddia programlarımızda 2,5 gol üstü veriyorduk. Çünkü ya 3 tane atıyor ya 3 tane yiyor. Bu yönden değerlendirmesi çok kolay bir takımdı ama Farioli görevi bıraktı ya da bilmiyorum bıraktırıldı tam olarak. İşin perde arkasını bilmesek de istifa olarak açıklandı. Ve Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal da uzun süre sonra tekrardan takım çalıştıracak. Ona da hayırlı olsun diyelim. O da ligin önemli teknik adamlarından biri. Ayağının tozuyla da Başakşehir ağırlıyor Alanyaspor. Tabii ki doğal favorisi karşılaşmanın Başakşehir. Alanyaspor'un burada teknik adam değişikliğinde nasıl bir reaksiyon vereceğini şimdiden bilemiyoruz ama özellikle ligimizde, dünyanın her liginde olmakla beraber özellikle ligimizde teknik adam değişiklikleri takımlara her daim olumlu yansımıştır arkadaşlar. Başakşehir'in tabii ki gücünü farkındayım ben de. İyi bir takım olduğunu biliyorum. Maçı attığında bitirebilecek bir takım olduğunu da biliyorum ama Alanyaspor'da bu sezon iç saha maçlarında özellikle büyük takımlara karşı iyi işler yaptı ve ben hem buna hem de teknik adam değişikliğine hem de Ersun Yanal'ın tecrübesine biraz güvenerek burada 1 ve 0 tercihlerini işaretledim arkadaşlar. Başakşehir'i tamamen karşıma aldığım bir mücadele oldu. Zor bir tercih ama Toto'yu yakalayacaksak bunları denememiz gerektiğini söyleyeyim arkadaşlar. Geçtik Fatih Karagümrük Sivasspor mücadelesinde. Tabii yorumlaması kolay bir maç değil. İki takım da çok uzun zamandır yine karşılaşma oynamadılar. Sivasspor'u bir Beşiktaş galibiyetinde bırakmıştık en son. Sivas'ta hatta tabii Sivas'ta oynanmıştı. Malatya'da oynanmamıştı yanılmıyorsam maç. 1-0 yenmişlerdi Beşiktaş'ı. Karagümrük yine ivmesini oldukça yükselten bir takımdı. Hücum yönünü zaten çok beğendiğim takımlardan biri ligde. Defansif zafiyetleri zaman zaman ön plana çıkıyor. Yani bu düz olarak yorumladığım mücadele arkadaşlar. Hani Karagümrük'ün kazanma ihtimali yüksek. Sivasspor'u burada hücum gücüyle mağlup edebilir. Sekerse de Karagümrük'ün defansif zafiyetleriyle Sivasspor'un son haftalardaki zaman zaman yaptığı sürprizlerle belki sıfıra seker diye düşünerek 1 ve 0 olarak burada yorumladım arkadaşlar. Tamamen düz mantıkla değerlendirdiğim bir karşılaşma oldu. Trabzonspor-Ümraniyespor karşılaşması. İlk bakışta tabii ki yani Trabzon her ne kadar inişli çıkışlı çok güvenemeyeceğimiz belki kendisine bir sezon geçirse de Akyazı'da iç sahada her şeye rağmen etkili bir takım. Basel'da hatırlarsanız turu kaybetmesine rağmen deplasmanda içeride yenmeyi başarmıştı. Yani içeride oynaması zor bir takım Trabzonspor. Bu sezon iç sahada en azından olumlu bir grafiği var. Tabii ki maçın doğal favorisi Trabzon tarafındayım ben de. Birini işaretledim ama fırsat haftası dedik ya arkadaşlar. Burada o yüzden yanına da bir tercih mutlaka koymak gerektiğini düşündüğümden ben yanına da tercihimi ekledim. Peki Ümraniye buradan sıfırla mı 2 ile mi sürpriz yapabilir? Yani daha doğrusu buradan bir galibiyet çıkarabilir mi?
çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani en fazla biraz şans yardımıyla, biraz iyi bir hücum performansıyla, girecekleri pozisyonları değerlendirmeyle en ihtimalle gollü bir beraberlik koparabilecekleri kanaatindeyim. O yüzden 1 ve yanına da 0'ı aldım. 0'ı da dediğim gibi büyük bir sürprizi yakalamak adına, yani Toto'da ikramiye yakalamak adına aldım. Trabzonspor tek de geçilebilir gibi duruyor ama ben bütçeyi yükselttiğimden dediğim gibi 0'ı da değerlendirmek istedim. Kayserispor Fenerbahçe, bu da zor bir karşılaşma. Tabii ki Kayseri Çağdaş Atan'la beraber özellikle Kayseri'de oynadığı maçlarda rakip kim olursa olsun, ligin büyükleri de olsa, sıkıntı yaratma potansiyeli yüksek olan takımlardan biri. Tabii onlar Giresunspor'la bir maç oynadılar, erteleme maçı oynadılar. Kazandılar 2-1 ama Giresun'da yani çok da pozisyon verdikleri bir maçtı. Yani ben Kayseri'yi, evet hücum yönü zaten iyi olan bir takımdı, hücum yönünden yine geçer notu alsa da defansif anlamda çok beğenmedim bu karşılaşmada. Yani burada tabii ki iç sahada Kayseri'nin Fenerbahçe'den puan alması, hatta belki galibiyete gitmesi bile çok büyük bir sürpriz olarak nitelendirilmeyebilir. Özellikle bu seneki Kayseri'nin. Yani burada doğrudan sürpriz arayanlara da itiraz etmem, çift tercih kullananlara da itiraz etmem ama geriden rakibini Galatasaray'ı takip eden bir Fenerbahçe var. Konyaspor'u öyle ya da böyle, her ne kadar Konya çok iyi bir dönemde olmasa da, onu da Konya maçını yorumlarken konuşacağız tekrar. Mağlup eden, farklı mağlup eden, aradan olumlu bir şekilde, moralli bir şekilde dönen bir Fenerbahçe var. Bol gollü kazanarak dönen bir Fenerbahçe var ve dediğim gibi Galatasaray'ı geriden takip eden ve uzun bir süre en azından kayıpsız bir şekilde, yani bir puan, yani bir beraberlik bile almaya lüksü olmayan bir Fenerbahçe olduğundan, ben bu kazanma zorunluluğunun bir olumlu bir konsantrasyon yaratacağını düşünüyorum bu karşılaşma özelinde. Tabii biliyorsunuz ilginç siyasi şeyler de var işte. Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında yapılan tezahüratlar, sonrasında kulüplerin, belli başlı kulüplerin yaptığı açıklamalar. Yani zaten gergin olan futbol iklimimizde artık iyice böyle gerginlik düzeyini doruklara çıkardı diyebiliriz. Yani zaten kaotik bir ülke ortamındayız, bir lig ortamındayız. Bir de biliyorsunuz yakın zamanda seçimler geliyor. Yani hakikaten Allah yardımcımız olsun. O kadar sıkıntılı bir durum içerisindeyiz. Zaten çok zor günlerden geçiyoruz bildiğiniz gibi. Yani tabii yani siyaset yorumlamıyoruz burada. Hani onu söyleyeyim. Sizler de beni muhtemelen siyaset yorumlamam için izlemiyorsunuz. Zaten çokça siyaset yorumlayan kanal var. Televizyonu açıyorsunuz, siyasetten başka bir şey yok zaten ülkede. Spor Toto için izliyorsunuz ya da iddia için izliyorsunuz. Belki ikisi birden o her ikisi için izliyorsunuz ya da belki futbol sohbeti hoşunuza gidiyor. Sadece onun için izleyen dostlarım da var biliyorum. O yüzden tabii ki bizim işimiz siyaset değil. Ha, siyasetten anlarım onu söyleyeyim. Yani ben hem Aristoteles hem Platon okuduğum için işin kavram kısmına da hakim. Mesela devletle hükümeti birçok vatandaşımıza nazaran, birçok spor kulübümüze nazaran ne yazık ki bu iki kavramı birbirinden ayırabiliyorum mesela, ama dediğim gibi olayımız burada siyaset değil arkadaşlar. O yüzden tabii ki sahaya dönmemiz lazım. Sahaya da baktığımızda, maça da döndüğümüzde yani ben Fenerbahçe'yi burada tek geçmeye uygun gördüm. Bahsettiğim sebeplerden ötürü bu kazanma zorunluluğunun ekstra konsantrasyon getireceğini düşünüyorum ve Kayseri de son maçında özellikle defansif olarak hiç beğenmedim. Bana göre Fenerbahçe'nin hücum gücüne çok fazla direnemeyecekler. Fenerbahçe'nin zorlansa da kazanacağı maç olacağını düşündüğümden tek tercih 2 olarak geçtim arkadaşlar. Sürpriz ayağına kesinlikle itiraz etmeyeceğim bir karşılaşma olduğunu da söyleyeyim. Konyaspor-Giresunspor maçıyla devam ediyoruz. Tabii Konyaspor'daki kötü gidişat devam ediyor. Fenerbahçe karşısında bir de kırmızı kartla beraber iyice dağıldılar. 4 gollü bir mağlubiyet aldılar. Zaten yeni hoca ile beraber daha siftahları yok. Kazandıkları maç yok. Giresunspor ideal bir rakip midir bir galibiyet için iç sahada? Evet gibi, öyle gibi gözüküyor ama bu takımın da arkadaşlar büyük takımlara karşı ya da bu tarz maçlarda yani hani mutlak kaybedecek gibi gözüktüğü, çok rakibinin çok favori gözüktüğü maçlarda bu sezon neler yaptığını gördüğümüz gibi, ben son Kayseri maçında da Giresunspor'u ofansif anlamda beğendim. Evet, defansif zafiyetler yine devam etti. Çünkü kazanmaya oynadı. Gol yedikten sonra iyice açıldı ama kötü bir Giresun oyunu yoktu ve ekstra kötü giden bir Konyaspor var. İşte İlhan Hoca'nın gönderilmesi, Sırp Hoca'nın gelmesi. Teoride işte Yugoslav oyuncu fazla, hani Sırp Hoca getirelim. Düz mantık doğru gibi gözükse de sahada her zaman pratikte öyle olmayabileceğini de görmüş olduk hep beraber. Tabii böyle bir Konya varken, özellikle bu sezonun bu son döneminde ekstra kötü giden bir Konya varken, ateş hattında artık canavarıyla oynayan bir Giresun varken, Konyalı dostlarım kusura bakmasınlar, daha doğrusu Konyasporlu dostlarım kusura bakmasınlar. Çünkü Konya'da yaşayıp 3 büyüklere, 4 büyüklere de tabii ki gönül vermiş olabilirsiniz. Hani mutlaka şehrinizin takımına
bir aidiyetiniz, işte bir sempatiniz vardır ama tabii ki farklı takımlar tutuyor da olabilirsiniz. Konyaspor dostların alınmasınlar, gücenmesinler ama bu Konya karşısında ben rakibi çok da fazla fark etmeksizin bu hoca da devam ediyorken sürpriz ararım arkadaşlar. Hele ki dönüşte yani Spor Toto'nun düzeltiyor. Spor Toto Süper Lig'in döndüğü haftada, geri döndüğü haftada muhakkak bu da sürpriz kokan karşılaşmalardan biridir. Ve ben burada doğrudan tercihimi sürprizden yana kullandım. Burada Konyaspor'u karşıma alarak 0 ve 2 şeklinde karşılaşmayı değerlendirdim arkadaşlar. Giresunspor'un 1 puan en azından cebine atabileceğini düşünüyorum. Galibiyeti de koparırsa ve Sırp Hoca da burada gönderilirse bu karşılaşmadan sonra çok da şaşırmayacağımı sizlere belirteyim arkadaşlar. Beşiktaş-Ankara Gücü maçıyla devam ediyoruz. Yani Antalyaspor maçında gördük. Beşiktaş hücum üretkenliği anlamında çok ciddi problemler yaşıyor. İşte tamam son dakikalarda bir penaltı kazandı. Cenk Tosun gibi iyi penaltı atan bir oyuncu penaltıyı kaçırdı falan. Bunların hepsi kabulüm ama genel hatlarıyla gerçekten Beşiktaş rakibini açmakta çok ciddi problemler yaşadı ve çok da eksik bir Antalyaspor vardı hatırlarsanız. Tabii ki maçtaki enstantaneler falan çok mükemmeldi hakikaten yine. Beşiktaş taraftar bunu daha önce de Van depreminden sonra yapmıştı. Burada da yine dünya basının gündemine oturmayı başardılar. Ben de bir futbol sever olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak gerçekten çok duygulanarak takip ettim. Buradan da Beşiktaş taraftarını, organize edenleri, bunu düşünenleri bir kez daha da tebrik etmek istiyorum. Çok güzel görüntüler vardı. Maça döndüğümüzde yani Beşiktaş hedefinden uzaklaştı artık. Şampiyonluk buradan sonra hayal mucize diyebiliriz Beşiktaş'ın. Muhtemelen Beşiktaşlar da buna katılacaktır ve hedefinden kopan yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bu takımlar yarışmıyorken arkadaşlar ikincilik hedefi ihtimali bu takımları üçüncülük falan motive etmez. Yani hani derler ya battı balık yan gider. Yani bir takım kötü sezon geçiriyorsa genelde de birçok maçında sıkıntı yaşar. İçeride dışarıda fark etmeksizin. Bunu da kullanabileceğimizi düşünüyorum bu sezon genelinde. Yani Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların maçlarında özellikle sürpriz aranması, keza Konyaspor özellikle sürpriz aranması gerektiği kanaatindeyim. Tabii ki ilk bir önceki maçın Antalya'ya karşı kazanamayan Beşiktaş burada yine maçın doğal favorisi olarak karşılaşmaya çıkıp iyi bir hücum oyununa kazanabilir. Ben yine de Beşiktaş tarafını, galibiyetini yanıma aldım ama Ankara Gücü'nün de teknik adamının değiştiğini hatırlatayım. Ömer Erdoğan görevi bırakmıştı ki bana göre de gerçekten başarılıydı yani bırakmasına rağmen oldukça iyi işler imza atmıştı. Sedat Ağaçay yerine getirildi. O da emektar futbolcularından da ligin Ankara Gücü camiasında yaptığı iyi işler vardı. Ona da başarılar dilerim teknik adamlık kariyerinde. Burada hem bu teknik adam değişikliği hem Ankara Gücü'nün hücum anlamında iyi, tehditkar bir takım oluşu gol maç sonunda beraberliği koparabilir diye düşündürttü bana ama oluru Beşiktaş galibiyeti. Yani ben 1 ve 0 olarak aldım arkadaşlar. 0'ı da yine tıpkı Trabzon Ümraniye'de olduğu gibi önemli bir sürprizi yakalamak adına aldım. Dileyenler tek de geçebilirler. Ama burada mutlaka 0'da aklınızda bulunsun diyorum. Özellikle geniş bütçeyle oynayanlar için. Süper Lig'deki son maçımız Kasımpaşa Antalyaspor. Bu da baktığınızda işin içinden çıkılması zor bir mücadele gibi. Hatta sanki doğrudan beraberliğe yakın bir karşılaşma gibi gözüküyor. Ben de beraberlik ihtimali üzerinde durmakta beraber arkadaşlar. Beşiktaş deplasmanında kaybetmeyen bütün eksiklerine rağmen fena da bir görüntü ortaya koymayan, en azından defansif anlamda sağlam duran Antalyaspor varken ve özellikle de ilk golü yerse dağılma potansiyeli yüksek bir Kasımpaşa olduğundan dolayı ki Kasımpaşa'nın da hücum gücünü tabii ki göz ardı etmiyorum. Onlar da işin hücum yönünde iyi bir takımlar ama defansif yönde de ligin zayıf ekiplerinden biri. Antalyaspor'un galibiyetini de özetle yanıma aldım. Yani 0'ı koydum. Beraberlik sanki yüksek ihtimal gibi ama Antalyaspor'u da sürpriz olarak yine yanıma aldım. Gördüğünüz gibi Spor Toto Süper Ligi neredeyse full sürprize giderek geçirdim. Bir Fenerbahçe tek geçtim. Orada da işte kazanma zorunluluğu vesaire ona bağladım. Ama komple gördüğünüz gibi çokça sürpriz aradığım bir hafta oldu arkadaşlar. Bunların da ben açıkçası hepsiyle olmasa da bazılarında en azından sizlere katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Yani buradan mutlaka yakalayacağımız sürprizler olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim Avrupa karşılaşmalarımıza. Dortmund-Leipzig çok zor bir karşılaşma tabii ki. İnanılmaz iyi giden bir Dortmund var. Leipzig'e baktığımızda yine Almanya Bundesliga'nın çok önemli takımlarından biri. Geçiş hücumlarında çok etkili bir takım. Deplasmanlarda yine tehlike yaratma ihtimali olan bir takım ama inanılmaz giden bir Dortmund var. Dünya Kupası arası dönüşü. Galibiyet, galibiyet, galibiyet. Yani win, 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 win olarak giden bir Dortmund var. Muazzam bir performans gerçekten. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi yenmeyi başardılar.
Yani Signal Iduna Park'ta bir galibiyet daha neden almasınlar diye düşünüyorum iç sahada oynarlarken. Yani yine Dortmund tarafında biraz olduğumu söyleyeyim. Tabii şunu düşünmek lazım. Bir kere tek geçilmez bence bu karşılaşma. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi Dortmund'u deplasmanda Bundesliga'da hangi takımla yenebilir? Bayern değil mi? En kötü halde bile yeniyor zaten. Bayern yenebilir. Leverkusen, bu seneki Leverkusen bir puan alırsa bence öpüp başına koysun. Freiburg iyi gününde en iyi ihtimalle bir puan gibi gözüküyor. İşte başka düşünüyorum hani hangi takımlar olabilir, şöyle bir yoklanı. Union Berlin çok iyi bir sezon geçiriyor. Belki çok iyi bir defansif performansla yine bir puanı alabilir ama galibiyet zor. Leipzig, hani bir durup düşünüyorum. Olabilir sanki. Olabilir, olmayabilir. Yani bir galibiyet ihtimali sanki Leipzig'in var gibi. Çünkü geçiş hücumlarını çok etkili yapan bir takım. Yani Dortmund çok yüklenirken gol yerse, bir de bir tane daha yerse artık oradan dönmesi zor olabilir gibi. Her ne kadar yani Leipzig'in kazanma ihtimali olan bir karşılaşma gibi gözükse de çok çok iyi giden, ekstra iyi giden bir Dortmund var. Sistemini oturtan bir teknik adam var ve karşısında da bu takımın iç sahada durulması çok çok zor arkadaşlar. Tabii ki iki ihtimal de biraz böyle aklımda kalmadı değil ama ben yine de burada maç sonucu birden sekerse beraberliğe sekeceğini düşünüyorum. Yani Leipzig burada önde de götürse uzun bir süre Dortmund'un ne yapıp edip en azından bir puanı alacağını düşündüğümden 1 ve 0 olarak karşılaşmayı değerlendirdim arkadaşlar. Ama tabii ki farklı bir kolonumda bunu 2 olarak da değerlendireceğim. Çünkü çok çok tehlikeli, Toto'nun da kritik maçlarından biri olacaktır diye düşünüyorum aynı zamanda. Real Marsilya maçı yine inanılmaz zor bir karşılaşma. Baktığımızda 3 ihtimalli maçlardan biri gibi gözüküyor. Yani Real bu sezon Fransa Lig 1'in önde gelen hücum takımlarından biri olsa da son dönemde defansif zafiyetleri ön plana çıkıyor. Ama tabii ki büyük takımlara karşı iç sahada özellikle ekstra iyi oynayan, ekstra motive olan bir takım. Paris'i nasıl yendiklerini hatırlayayım. Paris karşılaşmasında doğrudan bir olarak vermiştim hatırlarsanız. O tercihimiz başarılı da olmuştu Toto'da. Burada da ben açıkçası yine iç saha avantajıyla, yine coşkulu bir oyunla, yine özellikle savunmada da biraz daha temkinli olarak, biraz daha sıkı durarak Marsilya'da aynı tarifeyi uygulamaları ihtimali üzerinde duruyorum. Yani Ram galibiyetine biraz daha yakınım bu karşılaşmada ama Marsilya'da tabii ki bu sezon Igor Tudor'la beraber çok ekstra iyi bir takım. Ama buradan bir galibiyet çıkarabilirler mi? İhtimal dahilinde olsa da ben Ram deplasmanından bunu yapmalarının çok kolay olacağını düşünmüyorum. Yine en iyi ihtimalle burada Marsilya'ya bir beraberlik yazacağımdan 1 ve 0 olarak karşılaşmayı değerlendirdim arkadaşlar. Yine belki farklı kolonda 2 olarak da değerlendirebilirim. Onu da söyleyeyim. Çok zor karşılaşmalardan biri yani. Gerçekten hani klişe tabir ama 3 ihtimalli maç, işte o 3 ihtimalli maçlardan da biri bu da. Toto'nun belirleyici maçlarından biri muhakkak olacaktır. City Newcastle maçı ilk bakışta City'nin Etihad'da hata yapmaz gibi gözüktüğü maçlardan biri ama ben mutlaka sürpriz aranması gerektiğini düşünüyorum burada arkadaşlar. Geriden takip eden bir City var Arsenal'ı. Tabii ki hata yapma lüksleri yok ama rakip de Newcastle United. Son haftalarda biraz sallandıklarını kabul ediyorum. Üst üste belki aldıkları mağlubiyetler var. İşte son olarak United'a kupa finalinde kaybettiler vesaire ama özellikle bu tarz büyük takımlara karşı ve de deplasmanda oynarken takım savunmasını çok çok iyi yapabilen ve rakiplerini kitleyebilen bir Newcastle United var. Bunun özellikle notunu düşmek isterim ki Arsenal gibi bu sezonun sadece Premier Lig değil dünya genelindeki en formlu takımlarından birini bile deplasmanda kitlemeyi başardılar. 0-0'a bağladılar. Tabii penaltı pozisyonları falan vardı tartışmalı ama ne olursa olsun işin bu tarz büyük maçlarda kendinden bir seviye belki ya da birkaç seviye yüksek takımlara karşı deplasmanda iyi bir savunma yapabilen Newcastle var. Yine yapabileceğini düşünüyorum ve gerçekten City'nin de bir özelliği var ki ne yapıyor ediyor, rakip kim olursa olsun mutlaka bir tane gol en azından yiyor. Burada da gol veya goller yerse dönmesi biraz zorlaşabilir City'nin. Geri gelmesi yani galibiyete gitmesi zorlaşabilir. Tabii ki yine City galibiyeti maçın olurudur. Yani bir tercihini alıyorum ama beraberlik ihtimalinde hiç ama hiç yabana atmayalım diyorum arkadaşlar. Haftanın sürprizlerinden biri burada beraberlik yönünde çıkabilir bana göre. La Liga'da üst üste iki maçımız olacak. Atletico Madrid-Sevilla maçı. Yani Atletico Madrid 10 kişi kalmasına rağmen Madrid derbisinde bir de Barnevo'da Real Madrid'e yenilmeden çıkmayı başardı. Son dönemde biraz ritim yükselttiklerini kabul etmek lazım. Çok kötü başlamışlardı ama son dönemde onlar da ivmeyi yükselttiler. Sevilla yine çok kötü başlamıştı. Biraz kıpırdandı derken yine son maçta Osasuna'yı mesela kendi evlerinde kaybettiler. Sıkıntılı bir seviye performansı var. İşin defansif yönünde çok çok vasat bir takım gerçekten ve
Çok sert bir deplasmana gidiyorlar. Atletico Madrid'de biraz fabrika ayarlarına döndü. Madrid derbisinde deplasmanda kaybetmediler. Moraller amiyane tabirle oynayarak olmasa da döve döve fizik güçleriyle ben Sevilla'yı yeneceklerini düşünüyorum arkadaşlar. 1-0, 2-0 bir Atletico Madrid galibiyeti bekliyorum. Tek geçiyorum burada karşılaşmayı. Bütçem de azaldığından dolayı tek tercih 1 olarak değerlendirdim arkadaşlar. Yine Valencia, Barcelona-Valencia maçı. Yani Valencia tabii çok büyük bir sürprize imza attı. Sociedad'ı kendi evinde yendi ki dediğim gibi yani videonun başında deplasman karnesi La Liga'nın en başarılı takımlarından biriydi Sociedad ve bu kadar da kötü Valencia yine de o takımı yenmeyi başardı. Haftanın da en net sürpriziydi belki de. Aslında sürpriz aranabilecek bir maç gibi. Çünkü Barcelona'da Almeria'ya kaybetti. Zaten çok kötü oynayan bir takım var bana göre. İşte şöyle bir argüman vardı ya, ama en azından savunmayı yapıyor Barcelona. Öyle değil arkadaşlar işte. Bakın United'dan 2 maçta 4 tane yediler. Yani bu La Liga'nın artık vasat bir lig olmasından kaynaklı. Çok Barcelona savunmasını, yani Barcelona gibi Real Madrid gibi takımların savunmalarını zorlayabilecek hücum oyuncuları artık çok fazla kalmadı La Liga'da. Ya da hücum yönünden çok kuvvetli takımlar kalmadığından dolayı. Çünkü Atletico Madrid zaten çok hücum oynayan bir takım değil. Sevilla eski gücünde değil işte. Valencia zaten şu anda ortada hali. Yani çok zorlayan takımlar yok bu tarz ligin ağır abilerinin. O yüzden Barcelona gibi, Real Madrid gibi takımlar çok iyi oynamadan bile artık çok rahat maç kazanabiliyorlar. Burada bence Barcelona yine biraz zorlanabilir çünkü moralli bir seviye var. Teknik adam değişiklik de zaten olumlu yansıdı ama ben bütçeden dolayı burada açıkçası sürpriz arayamadım. Doğrudan 1 olarak geçtim ama aklım yine 0'da biraz kaldı arkadaşlar. Geniş bütçeler 0'da muhakkak düşünsünler derim. Burada da bir Valencia sürprizi gelirse bence 0'lı olacaktı. Yani galibiyete artık gitmez diye düşünüyorum ama 0 yine geniş bütçelerin aklında bulunması gerek bence. Fiorentina-Milan maçı İtalya'da zor bir mücadele. Son haftalarda özellikle işin hücum yönünde çok formda bir Fiorentina var ve iç sahada oynuyorlar. İç sahada oynarken özellikle ligin büyüklerine karşı her daim sürpriz yapma ihtimali, galibiyet yönünde bile sürpriz yapma ihtimali olan takımlardan biri Fiorentina. Head to head'de yani birebir karşılaştırmada, kafa kafaya karşılaştırmada tabii ki Milan kadrosu kalitesi ağır basıyor ama Fiorentina bunu iç saha avantajıyla ve son haftalardaki formda görüntüsüyle kapatabilir diye düşünüyorum. Bana göre nefis bir beraberlik maçı arkadaşlar. İki takım da burada yenişemez diye düşünüyorum ve doğrudan burada 0 olarak tek geçiyorum arkadaşlar karşılaşmayı. Ekstra tercih alacağım. Ne alayım derseniz de ya kapatın ya da tek tercih arkadaşlar. Çünkü ortası olan bir mücadele değil. Çok çok zor mücadele. Hani tipik klasik klişe tabirle 3 ihtimalli karşılaşmalardan biridir bu da. Son maçımız Roma Juventus maçı. Bu da her yönüyle çok zor bir karşılaşma. Ne desek hani tamamen işin sahada belli olacağı, belki de çok taca da çıkabilir tercihimiz, çıkmayabilir. Yorumlaması zor maç ama ben burada da riske gittim arkadaşlar. Zaten bütçem kalmadı. Tek geçmek durumundayım. Ama dediğim gibi İç sahada iyi oynayan bir Roma var. Roma Olimpiyatı'nda özellikle son dönemde ritmini yükselten bir Roma var ki ben bugün bu videoyu çekmeden önce Roma Cremonese ligin son sırasındaki takımı deplasmanda kaybetti. Juventus da Torino'ya karşı iç sahada 1-0 gerideydi. Tam videoyu çekmeye başlarken 1-1 oldu. Sizler muhtemelen videoyu çarşamba günü izleyeceksiniz ama ondan notum düşmüş olayım. Öyle bir mağlubiyetin de ardından ben hemen hızlı bir şekilde kalkmak adına güçlü rakibini, ne olursa olsun Juventus tabii ki dikkat edilmesi gereken bir takım ama Roma'nın yenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ekstra tercih arayanlara da 0 öneriyorum. Tabii ki beraberlik ihtimali, hatta Juventus galibiyeti ihtimali bile çok düşük olmamakla beraber ben risk alarak sadece tek geçiyorum. Roma galibiyeti olarak karşılaşmayı değerlendiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 31. hafta Spor Toto tahminleriyle. Umarım faydalı video olur. Umarım bolca sürpriz yakalarız ve bu videoyu izleyen bir kişi buradaki tahminlerden de faydalanarak dilerim ki 15'i bulur. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Kolon şansı yanınızda olsun ve bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.